Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu bazı Arap ülkelerinin Katar'la ilişkilerini kesmesi, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açtı. Washington yönetimi, Körfez ülkeleri arasında tırmanarak diplomatik krize dönüşen gerilimin bölgede dengeleri değiştirmeyeceği inancında. Başkan Donald Trump da tüm bu yaşananlara tepkisiz kalmadı ve yine sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaştı. Trump'ın paylaşımlarını aktarmak üzere Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet, Başkan Trump yine en çok kullandığı platformu Twitter'ı tercih etti. Hangi mesajları verdi, senden alalım? Açıkçası Amerikan yönetiminin tavrını merak ediyorduk ne olacak diye. Dün Dışişleri Bakanı Rex Tillerson açıklamalar yaptı. İşte taraflar arasında aslında bir takım ayrılıkların olduğunu ama diyalog çağrısında bulundu. Ve diyalogla sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Yani Amerika'nın daha orta yol bir tavır sergilediğini gördük en azından Rex Tillerson'ın açıklamalarıyla. Ta ki bu sabah Başkan Donald Trump Twitter'dan mesajlar verene kadar Donald Trump öyle tweet mesajları yayınladı ki yani orta yol falan değil, doğrudan Katar'ı hedef göstermiş oldu. Yapılan Katar'a karşı uygulanan bu tavrı destekleyen Twitter mesajları yayınladı. Şöyle ki aynen aktaracağım yazdıklarını. Son Orta Doğu seyahatimde radikal ideolojiyi daha fazla desteklenmemeli dedim. Bakın liderler Katar'ı işaret etti dedi. İlk olarak bu tweet'i attı sabah erken saatlerde. Bu mesajı yayınladı. Dolayısıyla o da Katar'a karşı uygulanan bu diplomatik ablukayı onaylamış oldu böylelikle. Arkasından da bir iki saat sonra da şöyle devam etti. Kral ve 50 ülkeyle yaptığımız Suudi Arabistan ziyaretinin işe yaradığını görmek güzel. Radikalizmin mali destekleri konusunda sert bir tutum alacaklarını söylediler. Ve her şey Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu terörizm korkusu için sonun başlangıcı olacaktır. Bunları yazdı Donald Trump. Dolayısıyla söylediğim gibi bu aslında bir bakıma Amerikan yönetiminin de Katar'a karşı terörizme destek verdiği gerekçesiyle tavır alması anlamına geliyor. Başkanın açıklamasından bunu algılıyoruz, bunu anlıyoruz. Yani Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açıklamasının 180 derece zıttı açıklamalar oldu bunlar. Şimdi tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi Amerika'nın bölgedeki en büyük askeri hava üssü Katar'da yer alıyor. Dolayısıyla Amerika-Katar ilişkileri bundan sonra nasıl devam edecek? Kaldı ki dün IŞİD'e karşı yürütülmekte olan operasyonda ve Amerika'nın bölgede yürüttüğü operasyonlarla ilgili olarak Katar'daki üslerin kullanılmaya devam edildiği açıklamasını yapmıştı Amerikan yönetimi. Mevcut durumdan herhangi bir etkilenmenin söz konusu olmadığını söylemişti. Ama bu sabahki Twitter'dan doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla Başkan Trump'ın verdiği mesajlar sonrasında bölgedeki askeri üssün kullanımı, bundan sonraki süreçte ki durumu ne olacak? Açıkçası bunlar şimdi ciddi birer soru işareti olarak karşımızda duruyor. Bu kadar sert bir çıkış kimse beklemiyordu. Özellikle dünkü daha ılımlı Rex Tillerson'ın açıklamalarından sonra bu kadar sert bir çıkış beklenmiyordu. Ancak Donald Trump bir defa daha açıkçası yine şaşırttı. Şaşırtıcı tweetler, şaşırtıcı mesajlar verdi. Ve doğrudan bu Twitter mesajlarının hani alt metnini okuduğumuzda Katar'ın terörizme destek veren bir ülke olduğunu ilan etmiş oldu. Çünkü Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler doğrudan terörizme destek vermesi, Müslüman kardeşlerle olan ilişkileri ve kendi iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri bir bıçak gibi kesip atma kararı almışlardı. Şimdi Başkan Donald Trump da bu karara destek verdi. Dolayısıyla her ne kadar hani resmi ağızdan ya da resmi olarak örneğin Beyaz Saray'dan böyle bir açıklama ya da işte Amerika'da diğer anlamda yazılı bir açıklama gelmemiş olsa da en azından Başkan Donald Trump'ın bu açıklamaları şu anda Katar'ı teröre destek veren ülkeler sınıfına soktu dersek bu yalan olmaz. Öte yandan tabii Türkiye-Katar ilişkilerini de düşününce bu noktada Türkiye'nin arabuluculuk yapması gibi bir durum ortaya çıkabilir ki Cumhurbaşkanı'nın da bu yönde adımlar attığına dair haberler vardı. Dolayısıyla Orta Doğu'da sular ciddi anlamda ısınmış durumda şu an. Başkan Donald Trump'ın Katar konusundaki görüşleri bu ama Trump birçok konuda bir önceki Başkan Barack Obama'nın kararları ya da uygulamalarının karşısında olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Hı-hı. Hatta dile getirmekle kalmıyor, öyle de davranıyor. Evet. Bu kez gündeminde petrol var. Bu konuda nedir son gelişmeler?
Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini duyurmasının ardından yine çevreci örgütlerin çok ciddi anlamda tepkisine neden olacak bir başka karar alma yönünde adım atıyor şu anda Trump yönetimi. O da nedir? Okyanuslarda, Atlantik Okyanusu'nda petrol arama faaliyetlerine yeniden başlanmasına izin verme çalışmaları var. Şu anda 5 şirketin Atlantik Okyanusu'nda ses tabancası denilen yöntemi kullanarak petrol aramak için izin almaya çalıştığı, Donald Trump yönetiminin de bu izinleri vermek niyetinde olduğu. Daha önce Başkan Obama bunları yasaklamıştı aldığı bir kararla. İşte o kararın geri alınıp tekrar petrol aramalarına ve bu yöntemle aynı zamanda, yani bu ses tabancası denilen yöntemle petrol aranmasına izin verilmesi düşünülüyor. Çevreciler ciddi anlamda buna karşı çıkıyorlar. Çünkü ses tabancası denilen metotla kazı yaparak okyanus dibinde petrol arama, okyanusta yaşayan hayvanlara ciddi anlamda zarar verdiğini belirtiyor uzmanlar. Çünkü bu yöntemle çok yüksek bir ses çıktığı ve bu sesin hayvanların ölümüne neden olduğu, korkudan ölümüne neden olduğu ve benzer şekilde ciddi yaralanmalara neden olduğuna işaret ediyorlar. Balıklara, özellikle balinalara, yunuslara çok ciddi zarar verdiği bu metodun söyleniyor. O yüzden tepki gösteriyorlar. Obama yönetimi dediğim gibi bunu yasaklamıştı ama şu anda 5 şirketin başvurusu var. Delaware'den Florida'ya kadar olan alanda, Atlantik Okyanusu'nda petrol arama çalışmaları yapmak istiyorlar bu yöntemle. Donald Trump yönetiminin de buna izin vermenin, bu şirketlere izin vermenin, yani bir önceki yönetimin almış olduğu kararı, yasaklama kararını bypass ederek bu şirketlere izin vermenin yollarını aradığı belirtiliyor. Mehmet Sümer, Washington gündemine dair ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Mehmet.